Sayın Başkan, çok teşekkürler katıldığınız için. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Çiğdem Hanım. Çok teşekkürler. İyi yayınlar, saygılar. Sağ olun efendim, saygı bizden. Neden suç duyurusu? Az önce söylediğiniz gibi, az önce hanımefendinin feryadını dinledik. Hı hı. Daha kendi davasının liderinin katillerini bulamayan, onun peşinden koşamayan, onu ispatlayamayan, o davanın peşinde koşmayan bir şahıs hepimizi terörist olmakla suçladı. Çok sinirliyiz, öfkeliyiz, gerginiz bir taraftan da. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak anayasanın bana vermiş olduğu hakkı kullanmak istedim açıkçası Çiğdem Hanım. Onlarca şehit vermişiz. Bu şehitlere milli yas için ısrar etmek yerine gram cesareti olmayan Sayın Destici, davasının kıymeti lideri Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini bulmak ve bunu irdelemek yerine herhangi bir girişim yapmamış olan Destici, FETÖ'ye metiyeler dizip arkasından tweetlerini silen Destici, Gaffar Okka'nın katilleriyle terör örgütü olarak görmüyorum ben Hizbullah'ı diyen Hüdapar'la el kaldıran Destici, çadır mahkemelerine ses çıkartmayan Destici, Oslo'ya destek olan Destici, Megri Megri diye alanlarda çığlık atanlara ses çıkartmayan Destici, arkasından APO'nun kanlı katilin kardeşi TRT'ye çıkarken ağzını açmayan Destici, şimdi bugün çıkmış bana, benim partimin logosuna, benim genel başkanıma, benim dava arkadaşlarıma, Türkiye Cumhuriyeti'nde Abdullah Öcalan denen kanlı katili almış, yargılamış, mahkemenin huzuruna çıkartmış Demokrat Parti ve 300 bin aşkın üyesine haddi olmadan kalkıp terörist isteyecek. Buna ses çıkartmamak mümkün değil Çiğdem Hanım. Dolayısıyla o öfkeyle anayasanın bize vermiş olduğu ama Atatürk Cumhuriyeti'nin de bize katmış olduğu hukukun dışına çıkmadan, evet, adaletin evet, dışına evet, çıkmadan, bunların yaptığı gibi değil, halkı kim ve nefrete iten başlığında herkesi mahkemelerde süründüren bu hükümet yandaşına gerekli cevabı vermek istedik bugün itibarıyla. Peki, çok teşekkür ederiz. Takip edeceğiz bakalım bunun sonucu bir yere varacak mı? Bu memlekette kullanışlı bir etiket haline geldi. Hoşlanılmayan şeyleri duyduğu anda ardında gücü bulanlar terörist diyor, şunun yanındasınız diyor ama kendi bagajlarını da hiç hatırlamıyorlar. Hatırlatmak gerekiyor galiba. Maalesef. Eğer yerel seçimler öncesinde Çiğdem Hanım bir beklenti içerisine girip kendilerine oy vermeyen kişi ve sivil toplum kuruluşlarını terörist olarak algılıyorlarsa ne acıdır. Sayın Genel Başkanım çok güzel cevap verdi kendi davasının liderleriyle. İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözlerini hatırlattı. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt aynaya bakın dedi. Ben de sizin kanalınızla, sizin vasıtanızla bunları hatırlatıyorum. Kimseyi hiçbir şekilde terörist olarak algılatmanın bir alemi yok. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Unutmanın da bir alemi yok. Elbette. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Saygılar, hürmetler. Kolaylıklar diliyor Sayın Başkan. Sağolunuz. Saygı bizden. Haydi devam edelim. Vallahi ne güzel böyle etiketleyip geçelim değil mi sevgili izleyiciler? Ekonominin düzelmesi tek isteğim diyen bir izleyicimiz var. Kadına yönelik erkek şiddetinin engellenebilmesi. Benim kendim için bir tek isteğim yok. Herkes için demokrasi ve hukuk istiyorum diyor efendim.